Merhabalar sevgili ikizler burçları. Yükseleni ve ay burcu da ikizler olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evet 3 aylık bakımlarımızı sizler için yapmak için buradayım arkadaşlar. İş, aşk, kariyer ve genel olarak bakacağım. Hepsini ayrı ayrı aylarda Ocak, Şubat, Mart olarak sizlerle paylaşmış olacağım arkadaşlar. Sormak istedikleriniz varsa tabii ki de yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Instagram ve yedek YouTube hesabımızın da linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdiden tıklayıp abone olabilir, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bireysel açılım yapıyorum. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar lütfen 545 766 1624 nolu telefon üzerinden bana WhatsApp'tan adınızı yazarak mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ilk önce bana her zaman çok soru gelen aşktan başlamak istiyorum. İkizler burçları. Aşk hayatınızda bakalım Ocak ayında neler var, neler yok. Şöyle kartlarımı sizler için bir açalım ve sizler için şöyle Ocak ayının aşk hayatına Bakalım kartlarımız bizlere neler gösterecek. İlişkisi olanlar, olmayanlar, evli olanlar, bekar olanlar. Şöyle sizleri de dahil ederek yapacağım açılımı merak etmeyin. Gelen kartlar dahilinde de yorumumu tabii ki de sizlerle paylaşıyorum. Bakın aslında burada yeni bir başlangıç görünüyor. Eğer hiç ilişkiniz yoksa aklınızda bir kişi dahi yoksa arkadaşlar yeni bir başlangıç var. Aklında birisi olan arkadaşlar yani küsmüşsünüzdür. Yani burada e, hani aranıza mesafe girmiştir, kırgınlıklar girmiştir. Bunların bir kavuşumu. Yani o hasretin sona ermesi gibi bir takım durumlar görünüyor. Ve siz sanki o kişiden de haber bekler durumda görünüyorsunuz arkadaşlar. Ve bununla alakalı belki de bir takım uğraşlar içinde olabilirsiniz. Bakın biraz maddi olarak problemli olmaktan kaynaklı biraz tartışmalar da görünüyor. Ama burada bu şekilde iki tarafında birbirini daha ayrıntılı bir şekilde tanımak gibi durumlarınız var. Bakın iki tarafta da ee, şöyle söyleyeyim eğer ilişki ve evlilik gibi durumlarınız varsa iki tarafta da e, bazı huylar birbirini itici bazı huylar birbirini çekici o yüzden aslında atamadığınız bir ilişki ve çok da sahiplendiğiniz bir ilişki olarak da kendini gösteriyor. Tabii ki de iyi huylar, kötü huylar olabilir ve sizin bunları tolere etmek gibi durumlarınız da görünüyor. Özellikle evli olan arkadaşlar için de söylüyorum. Ve siz tolere ettikçe zaten bir uyum sağlanmış oluyor. Evli olan arkadaşlar bakın özellikle sizlere söyleyeceğim Ocak ayında sıkıntıları hep bir kulak ardı ettiğinizde huzuru hanenizde bulabiliyorsunuz. Ama kulak ardı etmeniz gerekiyor. Özellikle dışarıdan taşınan sıkıntıları şöyle bir kulak ardı etmeniz sizler için çok daha iyi olacak. Evet ben şöyle hemen sizler için bir Şubat ayına da bakmak istiyorum. Bakalım kartlarımız bizlere neler gösteriyor. Güzel. Evet. 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 Şubat ayında bakın. İşte ee, en karşıdaki insanın ilişkide olduğunuz ya da evli olduğunuz insanın çok fazla her şeyini tolere etmeyin diyor aslında öyle söyleyeyim. Burada arkadaşlar Şubat ayında ilişkide olduğunuz insan sizin sözünüzü dinlemeye başlayacak. Sizin için şöyle bir dönem görünüyor. Yeni başlangıç dönemi olarak da kendini gösteriyor. İlişkisi olmayanlar, kendini ilişkiye hazır hissedemeyenler. işte tam olarak bu dönemde kendilerini ilişkiye hazır hissetmek gibi duygu durumlarına girebilirler. Ama yine de söyleyeceğim. Şunu özellikle üstüne basa basa söylemek istiyorum. Lütfen hani ne veriyorsanız onu aldığınız bir ilişki için mücadele edin. Yani sanki ilişki için Tek taraflı mücadele etmek gibi durumlarınız görünüyor. Şimdi tek taraflı mücadele ettiğinizde, her şeyi göz ardı ettiğinizde o ilişki uzun ömürlü olmuyor ya da beklentilerinizi karşılamıyor arkadaşlar. Tam tersine sizde kendi yapacaklarınızı karşı tarafta kendi yapacaklarını bilip buna göre davranılması gerekiyor. Sizin ilişkiniz içerisindeyken şöyle olursa böyle yapacağım dediğiniz bir şeyleriniz mi var arkadaşlar? Burada tam olarak bunlar çıktı aslında. Yani sizler e, sanki bir niyetiniz görünüyor aşkla alakalı. Belki işte şu kişi de bana açılsa da şununla sevgili olsam da ya da şununla evlensem de şöyle olsa diye düşündüğünüz bir takım şeyler e, duygularınız gerçekleşebilir arkadaşlar. Birbirinize e, ilişki içindeyseniz eğer birbirinize karşı bir üstünlük savaşı kurmayın. Orada bir üstünlük savaşı çıkmasın arkadaşlar. Siz şimdi mücadele verdikçe aslında karşı tarafta kendini böyle hani şey diyorum ya eril dişil dengesi bozuluyor diye kesinlikle öyle erkek ne yaptığını bilmeli, bayan ne yaptığını bilmeli tarzında ilerlemelerini sizi uzun vadeli ilişkiye götürür. Ama aksi takdirde kısa vadeli bir ilişki içinde olacağınızı söylemek istiyorum. Şimdi hazır adalet kartımda geldiğine göre... Şimdi burada arkadaşlar lütfen kendi hakkınıza kendinizde girmeyin. Eğer bir takım problemler varsa bunları aşmak için uğraşın. Ama yok aşılmıyor. Ben ne yaparsam yapayım olmuyor gibi bir takım düşünceler içindeyseniz burada büyük bir sıkıntı, işte adaletsizlik var demektir arkadaşlar. Aslında e, yeni de bir döneme doğru giriyorsunuz. Yani yeni bir sayfa açmaktır, yeni bir başlangıç yapmaktır. Ama geçmiş konular, geçmiş kapanamamış olaylar, konular, durumlar, kişiler ortaya çıktıkça geleceğe bakamadığınızın da göstergesidir. Ben de şöyle hemen Mart ayına niyet. Şöyle sizler için kartlarımı almak istiyorum. Bakın kadersel olarak yaşanacak Mart ayında müdahale etmek isteseniz de edemeyeceğiniz bir takım olaylar geldi. Ve uzaklardan bir beklenti içindesiniz arkadaşlar. Yani bakın ikidir böyle geldi. O dışarıdan ne haber bekliyorsanız arkadaşlar artık uzakta mı sevdiğiniz yani burada e, geleceğini de söyleyebilirim. Ve siz de sanki o uzaktaki olan kişinin yanına gitmek istiyorsunuz. Yani şu anda burada işte mutlu değilim, huzurlu değilim ama onun yanına gidince evet kendimi mutlu hissedeceğim. E, şöyle güzel olacak, böyle iyi olacak gibi düşünceleriniz olabilir arkadaşlar. Bakın özellikle söyledim. Bazı kendinizi korumanız, ilişkinizi korumanız gereken kişiler var etrafınızda, halen daha hayatınızda olduğunu söylemek istiyorum. Ama Mart döneminde bu insanlarla aranıza bir mesafe koymanız ve ciddi bir mesafeden bahsediyorum. Gelip geçici bir durum değil, ciddi bir mesafe koyup da uzaklaşmanız sizleri rahatlatacak. Aksi halde zaten sürekli bir negatifliğe maruz kalmak gibi durumlarınızda görünüyor. E siz de bu sefer ilişkinizi koruma altına almak zorunda kalacaksınız. Ve bu sefer ilişkiyi de rahat yaşayamadığınızı gösterir bu kartında. Bakın. Kendi istediğiniz şekilde yönlendirebileceğiniz bir ilişkinin de içindesiniz. Bu çok güzel bir şey. Ama dışarıdan müdahaleler var. Tam olarak bu müdahalelerin olmaması gerektiğinden bahsediyorum. Şimdi evet Mart ayında e, bir takım yer değişimleri işte evli olan arkadaşlar için söyleyeyim ben bunu sanki böyle çok kısıtlayıcı e, çok böyle sahiplenen diyeyim biraz da hani böyle kısıtlayıcı bir karakterle belki de e, bir ilişki durumundasınız ama burada e, tekrardan bir özgürlüğü elde etmek gibi durumlar görünüyor. Hani hem sizi koruyorsunuz, hem kendinizi koruyorsunuz burada. Ve bu şekilde o kaybettiğiniz bir özgürlük var ve o özgürlüğü tekrardan ele almak gibi durumlarınız olduğunu da gösteriyor. Evet ikizler, burçları. Ben şöyle sizler için hemen işi olanlar, olmayanlar herkes için şöyle kartlarımı sizler için tekrardan bir seçeceğim. İş, kariyer anlamında da bu şekilde bir açılım yapıp sonrasında genel olarak uyarılarımız var mı, dikkat etmemiz gereken, nasıl olması gerekiyor, neler olacak? Bunları soracağız arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek bizlere kartlarımız. İlk önce kariyer ve iş olarak kartlarımı göstermek istiyorum. Evet bir nevi Evet hmm, Evet Evet ikizler burçları Ocak ayında bir takım iş başvurularınız varsa burada bir e, negatiflik var çünkü e, olumsuz sonuçlanması gibi durumlar görünüyor bundan ziyade, aslında aklınızda bir fikir var. Yani hani şu işi de ben yapsam, yani bir iş yeri sahibi olmaktan bahsediyorum arkadaşlar. Şu işi de ben yapsam nasıl olur diye düşündüğünüz bir şey var mı? Aslında kendi işiniz daha çok gösterdi. Aman ee, çalışmayan, hiç çalışmayan arkadaşlar bir takım iş başvurularında olumsuz sonuçlanması gibi durumlar görünüyor. Şubat'ın tip kısmet diyelim biz. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ocağın sonuna doğru bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Bundan ziyade kendi iş yeriniz diyorum ya ben size burada. Kendi işiniz varsa ya da böyle bir düşünceniz planınız varsa bunu icraata geçirmek için Ocak ayı çok uygun göründü. Kendi işiniz varsa ya ortaklı ya da büyütmeyi düşünür vaziyette görünüyorsunuz ve büyütebileceğinizi de gösteriyor ve bu şekilde de biraz sanki mal varlığınızı çoğaltacağınızı söyleyebilirim. Hali hazırda çalışan arkadaşlar bakın. O e, bulunduğunuz yerde iş ortamında sizin arkanızdan biraz bir konuşmalar görünüyor. Yani şöyle söyleyeceğim. Evet hani çok çok amşam kötü değil ama sonuçta sizin bilmediğiniz bir takım konuşmalar döndüğünü de söylemek istiyorum. Burada ermiş kartı evet o bilinmeyenlerin de ortaya çıkacağını sizin böyle bir takım tepkiler vereceğinizi ki vermenizde gerektiğini de gösteriyor vereceksiniz. Hani kendi iş, e, kendi işinizi kendinizle yapacaksınız aynı zamanda ve o bilinmeyenlerin ortaya çıkmasıyla beraber şöyle bir hakkınızı almak için uğraştığınızda olacak. Ve son olarak değnek kralı. Bakın maddi anlamda da geri bakıyorsunuz, kariyer anlamında da geri bakıyorsunuz. Ama bu şekilde ilerleyemezsiniz arkadaşlar. Yani şu anda bu dönemlerde daha çok bir geriyle yani geçmiş yaşamla ilgili bir takım tereddütler yani ya da şöyle kötü olur mu ya da şunu yapsam da böyle olur mu şöyle olur mu gibi bir takım tereddütler barındırıyorsunuz. O tereddütlerinizi şöyle içinizden atarsanız sizler için çok çok iyi olacak. Evet ikizler Burcu şöyle Şubat ayı içinde kartlarımı hemen almak istiyorum. Evet bir başarınız geldi. Denge olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bolluğunuz bereketiniz de geldi. Süpersiniz diyebilirim arkadaşlar. Ben size şöyle söyleyeyim. Bakın bolluk bereket kartı da gerçekten sadece size geldi biliyor musunuz? Yani şu anda çektiğim sanırım 3. evet üçüncü burç olarak sizleri paylaşacağım. Tek bolluk bereket gelen kartım da sizde oldu ikizler burçları ve Şubat ayında geldi arkadaşlar bunu da söyleyelim. Bakın buradan başlayalım. Geçmiş etkilerden kurtulmak gibi durumlarınız oldu. Evet burada bir olgunlaşmak, akıllanmak gibi de söyleyebilirim. İşiniz için olabilir, eğitiminiz için olabilir hiç fark etmez. Burada bir başarı durumunuz var. Yani bir yükselişe geçiyorsunuz. Hatta o yükselişi kutlamak gibi düşünün. Sevdiğiniz insanlarla bir kutlama yapmak gibi durumlarınızda görünüyor. Zaten değnek prensi de o niyet ettiğiniz amacınıza yani emek verdiğiniz uğraştığınız amacınıza ulaşmak olarak kartım önüme geldi. Maddi olarak bolluk bereket ama Şimdi burada ödenmesi gereken bir takım borçlar görünüyor. Bunlarla boğuşan bir ikizler burcu e aynı zamanda ayağını yorganınıza göre uzatmanız gerektiğini de gösteriyor. Demek ki bolluğuyla, bereketiyle gelen parayı iyi değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve bu para, maddiyat açıkçası bir haberle beraber geliyor. Belki bir takım uğraşlarınız var. Belki uğraşlarınızın karşılığında gelecek olan bir maddiyattan bahsediyorum ama burada evet bolluğuyla bereketiyle gelen de bir haberimiz görünüyor. Bundan ziyade bakın bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama çok kararsızsınız aynı zamanda. Yani biraz daha icraata geçirmenin tam zamanı olduğunu gösteriyor ve e, siz burada zaten bir yön belirleme olarak hani artık yönünüzü bulabileceğiniz. Şimdi maddiyat yoktur, yön belirleyemiyorsunuzdur ama maddiyatın gelmesiyle beraber yön belirleyebileceğinizi de gösteren kartım da geldi. Şöyle Mart ayına niyetle bir bakmak istiyorum kartlarıma ama Şubat'taki şu bolluk bereketi almanızı kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet. Mart ayının niyet ikizler burçları şöyle bir bakalım. Evet rakipleriniz var. Başarınız geldi. Evet burada rakipleriniz sizin canınızı sıkabilir ama başarıyı elde edebiliyorsunuz arkadaşlar ve maddi kaynakların rızık kapısının açılması gibi bir takım durumlar görünüyor. Şimdi eğer hiç işiniz yoksa bakın ikizler burçları Mart ayında bir iş kapısının önünde bekleyip de o iş kapısından içeriye girmek gibi durumlarınız var arkadaşlar. Ama burada aynı zamanda rakipleriniz de var. Ben bunu çalışan arkadaşları da açıkçası söylemek istiyorum. Sizin ilerlemeleriniz görünüyor arkadaşlar. Yani burada başarıyı elde etmek gibi bir takım durumlar yaşayacağınızı da gösteriyor. İşle alakalı, kariyer yapacağım diye çıktığınız bir yol varsa, evet o kariyeri Mart ayında tutturup da şöyle bir takım ilerlemeler yapmak ama aynı zamanda düşman ya da rakip olarak birilerini karşınızda bulacağınızı da gösteriyor. Bundan ziyade zaten bu düşmanlardan birisini ya da rakip olarak gördüğünüz birilerini şöyle bir alt etmek yani onlara karşı galip gelmek gibi durumlarınız görünüyor. Ama bu düşmanlar nasıl bir şey? Evet bayağı sinsi gibi işte içten içe alttan alta belki sizinle konuşuyor işte sizden haber alıyor ve hamlesini bu şekilde sinsi sinsi yapan bir karakter olarak da gösteriyor. Şimdi Kupa Kraliçesi diyor ki onun yanında da kılıç üçlüsü ve bazı kalp kırıcı olaylardan bahsediyor. İşle alakalı umduğunuzu bulamayacaksınız dese de Kupa Kraliçesi tam tersine şimdi burada uğraşlarının karşılığını alacak bir ikizler burcu var. Temiz yoldasınız, doğru yoldasınız doğru yolda doğru kararlar vererek sağlam adımlar atmak gibi durumlarınızda kendini gösteriyor arkadaşlar ve kupa şövalyesinde işle alakalı çok büyük bir nasibin Sizlere gelmesi gibi bir takım durumlar görünüyor. Şimdi nasipler geliyor ve bunları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü bu iyi değerlendirmelerinizin sonucunda zaten e, sizlere Şöyle güzellikler gelecek arkadaşlar. Zaten maddi olarak da tılsım şövalyesi gelecek olan maddiyatı gösteriyor bizlere. Ve siz maddi olarak aslında bir ferahlamaya doğru gideceksiniz. İşte ayağınızı yorganıza göre uzatmanız gereken. Bakın nasıl bir dönemden nasıl bir döneme doğru geçiş yapıyorsunuz. Demek ki asıl rahatlamanızın Mart ayında olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Burada bir muradınız da var arkadaşlar. Yani onu da söylemeden geçmeyelim. Şimdi ikidir. E, hatta üç kartımda da yani bir niyet var. Bir murat var. Yani işi olan olması için uğraşan arkadaşlar oluyor da zaten. Ama sanki kendi işinizi daha da büyütmek, daha da ilerlemek, şöyle olsun böyle olsun gibi daha çok işin içine girip mücadele etmek gibi durumlarınız olduğunu da gösteriyor. Evet ikizler burçları şöyle kartlarımızı hep bir alalım bakalım. Aşk için kariyer için açılımlarımızı yaptığımıza göre hemen şöyle sizler için ay ay genel olarak bir bakalım. Uyaranlar var mı? Ne konulara dikkat etmemiz gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Neler olacak? Şöyle bir bakalım. Evet. Tabii ki burada hissi tercüman kartlarımdan da faydalanacağım arkadaşlar. Eğer gerekirse soru cevap kartlarımdan da faydalanabilirim. Şöyle Ocak ayına niyet. Hemen kartlarımı seçmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Güçlenmek. Güzel. Başarı. Güzel. Güzel. Evet. Yer değişiminiz de çıktı. Şöyle bir bakalım bizlere neler söyleyecek hissi tercümanımız. Arkadaşlar şunu gördünüz mü? Gerçekten. Aslana aslan geldi. Yani gücünüze güç katacaksınız demektir. Burada zaten e, ikizler burçları bayağı bir güçlü durumda da göründünüz onu söyleyeyim. Yani her ne yapıyorsanız aslında doğru yoldasınız. Tereddütleriniz olmasın. Korkularınız da olmasın. Bakın yıldız yüksekliğinizle çıktığı Ocak ayına niyet yaptığım açılımda. Evet arkadaşlar kartlarınıza şöyle bir bakın. Güzel de geldi şimdi. Ve hemen tılsım altılısıyla ben sizler için açıklamak istiyorum arkadaşlar. Tılsım altılısı elinizin çok açık olduğunu da gösterir bu arada. Yani o maddi kazanımlarınızı açıkçası hani değmeyecek kişilere ya da değmeyecek olaylara da e, çok fazla kullanmayın, kullandırtmayın da zaten kendinize ama gerçekten çok eliniz açık görünüyor. Bir yerlere para verebilirsiniz, bağışlar yapabilirsiniz, sadaka verin yani gerçekten sizler için daha hayırlı olur, iyi olur. Evet, paranızı da iyi kullanın zaten bu dönemde ve eğer bir takım borçlar varsa arkadaşlar, bunların da artık yavaş yavaş kapanması gibi bir takım durumlar görünüyor. Parasal olarak bir konuda güzel bir haber almak gibi durumlarınız var. İşte o beklediğiniz açıkçası maddi haberin şimdi gelmesi gibi bir takım durumlarda görünüyor. Güç kartı öyle bir kontrolcü davranacaksınız ki herkesi her şeyi e, kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Ama özellikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, önceliğiniz kendi hayatınız olsun. Kendi hayatınızı e, şöyle bir kontrol ederseniz zaten e, diğerleri de yani herkes aslında kendi hayatını kontrol etmekle yükümlü. Ama siz birileri yapmıyor diye anaçlık göstererek herkesi, her şeyi kontrol etmeye de çalışıyorsunuz. Güçlendikçe daha çok sorumluluk alacaksınız, daha çok yükleriniz olacak. Ama eğer yükselmek istiyorsanız da risk almaktan kaçmayın arkadaşlar. Sizlere net bir şekilde söylüyorum. Ocak ayı için desem de uzun vadeli bir gücünüzün olacağını da gösteriyor arkadaşlar. İşte bu gücünüzü gerçekten iyi değerlendirmeniz de gerekiyor. Diğer bir kartım değnek altılısından gelmişti. Bakın değnek altılısı iş için olabilir, eğitim için olabilir hiç fark etmez. Burada bir başarıyı elde ediyorsunuz arkadaşlar. O emek verdiğiniz yani şunu da yapacağım olmazsam olmaz yani yapmazsam olmaz o benim dediğiniz her ne varsa işte onu elde etmek gibi durumlarınız görünüyor başarınız var Burada etrafınızdaki insanlardan kaynaklı bir takım çekememezlik, kıskanılmak gibi durumlara maruz kalabileceğinizi de gösteriyor. Açıkçası bayağı düşman çatlatır bir vaziyette de görünüyorsunuz. Konuşulacaksınız bunu şimdiden kendinizi hazırlayın. E, ama kendinizden gurur duyacağınız bazı konularda konuşulmak gibi durumlarınız da var. Diğer kartım kupa asından gelmişti arkadaşlar. Bakın burada evet büyük bir müjdeli haber. Bu müjdeli haberin gelmesiyle beraber de bir başarı var. Ama duygusal olarak kendinizi tatmin etmek gibi durumlarda gösteriyor. Büyük fırsat geliyor arkadaşlar. Kaçan balık büyük olur. O yüzden de lütfen bu fırsatları iyi değerlendirin. Bakın e, ee, yenilikler var hayatınızda artık yeniliklerin olacağını da gösteren kartımdır. İşte şans, güzel haberler, fırsatları iyi değerlendirdiğinizde evet bir takım böyle değişimler yaşayacağınızı gösteriyor. Diğer kartım tılsım şövalyesiydi arkadaşlar. Bakın büyük bir miktar maddiyattan da bahsediyor aynı zamanda ama monoton olan bir zamanda artık aktif bir şekilde e, atılım yapacağınız hareketli bir zamanı geçiş yaptığınızı gösterir burada maddi olarak da bir takım teklifleriniz var dikkatli düşünüp karar verirseniz sizler için daha iyi olacak parayla alakalı beklediğiniz haber geliyor zaten ve özellikle söylüyorum bir işe başladıysanız onu bitirmeden bırakmayın. Yarım bırakmayın arkadaşlar. Yarın bir gün önünüze gelir. O yüzden de yarım bırakmamanız gerektiğini gösterir. Büyük düşünmeye başlamışsınız. Aslında bu da sizi doğru yola doğru götürüyor. Ve şöyle söyleyeyim. Büyük düşünmek derken şu kartımı da almak istiyorum. Ya bulunduğunuz yerden uzaklaşmak gibi durumlarınız çıktı. Ocak ayında çıktı açıkçası. Ve e, sevdiğiniz insanları da yanınıza alarak uzaklaşma yaşayacaksınız. Ama bu kartımın özellikle söylediği şey bulunduğun yerdeki sıkıntıları gideceğin yere kesinlikle taşıma. Yani gideceğin yerde sıfırdan bir hayat istiyorsan şu anda sıkıntıda olduğun işte insan olabilir, olay olabilir, bir takım durumlar olabilir. Bunları gideceğin yere taşıma. Şimdi bazı kısır döngülerden geçiyorsunuz arkadaşlar ama yıldızınız da yüksek özellikle bunu da söyleyeyim çünkü bazı düğümlenmiş olayları çözmek gibi bazı insanlar var etrafınızda maske takıp dolaşıyor bunlara karşı da şöyle bir açıkçası gardınızı almış bir vaziyette de bekliyorsunuz muhtemelen 200'de olan insanların kim olduğunu da biliyorsunuz ve e, hani kısır döngüden çıkın. Zaten hareketli bir zamana doğru geçiş yapıyorsunuz ama alışmış olduğunuz şey kısır döngü ve değişime de direnmezseniz sizler için daha iyi olacağını söylemek istiyorum. Evet güzel de oldu. Ocak ayı gerçekten mükemmel geldi. Şimdi sizler için şubat ayına niyet hemen kartlarımı şöyle bir bakmak istiyorum. Bakın yine uzaklardan bir haber. gözünüzü açmanız gerekiyor. Hmm, evet. Ocak ayında yer değiştirmeyi yapamazsanız Şubat ayında yer değiştirmeniz kesin arkadaşlar bunu söyleyeyim. Şimdi değnek üçlüsüyle şimdi kartlarıma şu kartlarımı da desteklemek istiyorum. Evet, diğer kartımı da almamışım. İşte dengede gerekiyor. Evet güzel. Evet, kartlarım önümüzde arkadaşlar. Şöyle bir bakmanızı istiyorum. Bakın ilk kartımda değnek üçlüsünden geldi. Şimdi değnek üçlüsü büyük düşünmeye başladığınızın göstergesidir. Ee, büyük düşünüp büyük oynayıp büyük sonuçlar elde etmekte istiyorsunuz. Aslında bu doğru yola girdiğinizi de gösterir. Ama Herkesin yapmadığı şeyi sizin yapmak istemek. Yani yapamazsam da hiç olmazsa deneyim diye gireceğiniz bir takım işler olduğunu da gösteriyor. Uzaklardan bir haber bekliyorsunuz. Bu Şubat ayında gelmesi gibi bir takım durumlar var. Ve özgürlük arayışları içindesiniz. Özellikle bunu da söyleyelim. Özgürlüğünüzü tekrardan elde edebiliyorsunuz. Sıkışmış, kalmış gibi görünüyorsunuz arkadaşlar. Burada kendinizi koruma altına almaya da çalışıyorsunuz. Hatta gördüğünüz şeyleri bile görmemek ister durumda da görünüyorsunuz. Şimdi kabuğunuzdan çıkmanın Şubat ayında tam da zamanı. Kendinizi kenarlarda, kuytularda görmeyin arkadaşlar. Tam tersine sahne sizin. Dönün, dönebildiğiniz kadar ama e, birilerinin sizi aşağıya doğru çekmesine de izin vermeyin Şimdi diğer kartım kupa kraliçesinden geldi burada bir bebek haberi var arkadaşlar ilk öncelikle onu söyleyelim e, buradaki kupa kraliçesi açıkçası e, bir müddettir çocukla alakalı uğraşları olan arkadaşlar müjdeli bir bebek haberiyle müjdelenebilirsiniz ve üzerinizdeki hayal kırıklıkları, yarım kalmışlıklar, heves kırıklıkları bunları üzerinizden atabileceğiniz de bir dönem olarak kendini gösteriyor arkadaşlar. Çok duygusal olabilirsiniz Şubat ayında. Biraz daha mantıklı kararlar verirseniz sizler için daha iyi olacağını söylemek istiyorum. Ve arkadaşlar Hmm, çok hassas olacaksınız gerçekten aşmanız gereken şeyler var engeller var uğraşlar var ama siz o hassaslığınızın karşısında ne yapacağınızı bilemeyecek durumlarda da görünüyorsunuz destek durumları yok arkadaşlar tam tersine kendi işinizi kendiniz yapmanız gerekiyor. Kendinizin hani düşmüş halini sizin tekrardan ayağa kaldırmanız gerektiğinden de bahsediyorum. Şimdi diğer kartım kılıç ikilisinden geldi. Bir konu var ve iki seçenek arasında kalmış vaziyette de görünüyorsunuz arkadaşlar. Orada iki seçeneğe karşı da karar veremediğiniz için kendinizi bir kapatmışsınız ama bu seçeneklerden de birini doğru seçmek gibi durumlarınız da var. Merak etmeyin. Sadece yer değişimleriniz çok görünüyor. Belki de gitmek ya da kalmak arasında bir seçim yapmanız gerekiyor. Ama gitmek. Bakın, imkanınızı ilk bulduğunuzda gerçekten gitmek sizler için tam bir denge olarak karşımıza çıktı ki zaten niyetinizde böyle görünüyor. Şimdi diğer kartım zaman kartından geldi. Bazı şeyler için sabretmeniz gerekiyor. Sıkıntılardan uzak durmanız, sizler için daha iyi. Kendi sesinize kulak vermeniz, iç sesinize kulak vermeniz gerekiyor. Bolluk bereket kartım da geldi arkadaşlar. Bolluğunuz, bereketiniz daim olsun diyorum. Ve sabretmeniz gereken olaylar var demiştim. Bir konuda gerçekten çok sabrettiğinizde bunun karşılığında mükafatlandırılmak gibi durumlarınız da görünüyor. Yani sen şu konuda çok çok sarf bekledin sabır gösterdin ama artık burada sonuç senin için olumlu olacak diye düşüneceğiniz bir takım düşünceleriniz var. Olaylar görünüyor. Evet ikizler burçları sizler için hemen mart ayına niyet şöyle çok bekletmeden. Bakın Mart ayı çok kadersel bir dönem geldi. Evet öyle gösterdi. Kutlamalar da var, değişimler de var ama bakın ikili sıkıntılar da göründü. Ve büyük başlangıç, geleceğe dönmek. Geçmişten sıyrılıp geleceğe dönmekten bahsediyorum. Bakın sezgileriniz de kuvvetlenecek. Gayet de güzel. Beklediğiniz bir haberin gelmesi durumu. Bir de mahkeme uğraşları göründü. Hmm, evet hayatınızın kontrolünüzü elinize alın ve bolluk bereket geldi arkadaşlar. Kısmetleriniz var. Hayırlı olsun. Evet şöyle bir bakalım ikizler burcunun Mart ayına niyet seçtiğimiz kartlarda arkadaşlar kadersel bir dönemden geçeceğinizi Burada isteseniz de istemeseniz de bazı değişimler yaşayacaksınız ama etrafınızda zıt karakterli insanlar var. Bunlarla çatışmaktan, bunların sizin üzerinize yüklediği bir takım sorumluluklardan kaçar vaziyettesiniz. Zaten bu sıkıntılı insanlarla uğraşmaktan da kendi hayatınıza devam edemez durumda da görünüyorsunuz arkadaşlar. Ben size şöyle söyleyeyim. O üzerinizdeki gereksiz sorumlulukları yavaş yavaş üzerinizden bir atın. Zaten burada bir takım başarı durumları da var. Ki zaten de şöyle bir şey. Büyücü kartı büyük başlangıç yapmak olarak ve yanındaki de kılıç kraliçesi geldiği için arkadaşlar şöyle bir durumunuz oldu büyük bir başlangıç yapıyorsunuz geçmişi şöyle e, silip atar vaziyette e, gelecekle alakalı bir takım planlar projeler yapmak gibi durumlarınız görünüyor Asa çok güzel olur gerçekten çok güzel olur ki yapabileceğiniz bir şey olduğunu da özellikle söylemek istiyorum. Kendinizi zorlamayın. Kendi üstünüze bir şeyleri yapamıyorsunuz diye kendi üstünüze gelmeyin arkadaşlar. Bu ara Mart ayında şöyle bir şey göründüğü için söyleyeyim. Bazı mahkeme durumları görünüyor arkadaşlar. İçsel ve dışsal olarak zaten biliyorsunuz açıklıyorum. İçsel olarak kendi içinizde kurduğunuz mahkemeleri şöyle bir sonlandırın. Dışsal mahkeme gerçek bir mahkeme sürecinde de bilmediğiniz şeyler var. Bunların açığa çıkması gibi bir takım durumlar görünüyor. Hayatınızın kontrolünü sizden başka kimseye vermeyin. E, çünkü burada sizi yoldan çıkarmaya çalışan birileri var arkadaşlar. Ve artık e, kendi hayatınızın yönetimini kendiniz elinize almanız gerektiğini de gösteriyor. Diğer kartım. Bakın beklediğiniz bir haber var. Ve bu haberin gelmesi Mart ayında göründü. Evet diğer aylarda da gelen haberlerimiz vardı ama bu haberimiz bizim ilerleme ile alakalı olduğunu da gösteriyor. Şimdi diğer kartımız kapı kartı gelmişti ki arkadaşlar bazı seçimler yapmak durumunda kalacaksınız. Kendinizi yine çok zorlamayın ama e, o rızık kapısından geçeceksiniz zaten. Bir de bu ara Mart ayında e, bazı konularda hani gün içerisinde çözemediğiniz bazı konularda e, uykunuzda, rüyalarınızda yol gösterici rüyalar görmek gibi durumlar yaşayacağınızı da gösteriyor. Rüyalarınıza kulak verin arkadaşlar. Rüyalarınız sizleri şöyle çok güzel bir şekilde yönlendirmeye, evet yönlendirme ihtiyacı duyacak. Ve son kartında balık kartından geldi. Bolluk, kısmet, berekettir biliyorsunuz. Ee, burada çok hızlı bir değişim, maddi kazanç, rızık kapıları, e, bazı nasipler, bazı fırsatların geleceğini de gösteriyor. Lütfen bunları kaçırmadan güzel, güzel değerlendirin arkadaşlar. Son kartım olmasına rağmen çok güzel geldi. Evet ikizler burçları sizlerin niyetine şöyle bir 3 aylık bir bakım yapmak istemiştim. Ocak, Şubat, Mart. Evet açılımlardaki lütfen pozitif enerji alın, negatif enerjiyi bırakın gitsin arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bildirimleri açtığınızda hem yeni videolardan hem de canlı yayınlardan anında haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımızda soru cevaplar ve bireysel olarak kart çekimleri yapıyoruz. Çok da güzel geçiyor. O yüzden hepinizin katılımını beklerim arkadaşlar. Ve lütfen videoya bir beğeni yapmayı ve bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz, mesajlarınız ve güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Yapmamı istediğiniz herhangi bir açılım varsa evet elimden geldiğince sizler için e, bu şekilde hazırlayıp paylaşmaya dikkat ediyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Bundan ziyade aklı sıkılan zaten e, şu açılımı da yapar mısın dediğiniz bir şey olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz arkadaşlar biliyorsunuz. İletişim bilgimi paylaşmıştım. Instagram yedek YouTube hesabımızın da linklerini paylaşmıştım. Desteğiniz, güzel mesajlarınız ve yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.